Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı terörle mücadele operasyonu başlatmasının ardından Paşinyan'a istifa çağrısı yapıldı. Yıllardır hukuksuz yere işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermeni silahlı güçleri son dönemlerde saldırılarını arttırdı. Azerbaycan'ın ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı ve Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Karabağ'daki Ermeni hedefleri birer birer vurulurken Ermenistan cephesi de acil duruma geçti. Dağlık Karabağ'da yaşanan mağlubiyet Ermenistan'daki muhalifleri ayaklandırdı. Halkı sokağa çağıran muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu. Ermeniler başkent Erivan'daki parlamento binası önünde protesto yaptı. Ermenistan polisi parlamento çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Bazı göstericilerin bina önündeki polis barikatını aşmaya çalışmasıyla polis ve halk arasında arbede yaşandı. Ermenistan'daki muhalif siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları halkı sokağa çağırarak Paşinyan'ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi. Öte yandan bir grup Ermeni protestocu da Rus Büyükelçiliğine yürüyerek elçiliğin girişini kapattı. Büyükelçilik personeli binada mahsur kaldı. Rusya da Büyükelçiliğin açılması için Ermenistan'a nota verdi.